Şimdiki adresimiz yalnızca köftenin en iyisinin yapıldığı bir restoran değil. Burada aynı zamanda en lezzetli tavuklar, pirzolalar, sakatat ürünleri en iyi şekilde sunuluyor müşterilere. Buyurun birlikte konuk olalım. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Ataşehir İstanbul'dan Yetpa Ticaret Merkezi'nden sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Köfteci Hüseyin ve mekanın sahibi Sayın Hüseyin Tokacı ile birlikteyiz. Bakalım çok uzun yıllara dayanan keyifli bu meslek hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü burada et deyince, ızgara deyince, yemek deyince istediğimiz her çeşidi en kaliteli bir şekilde bulma şansı yakalıyoruz. Bu merkez için gerçekten aranılası bir mekandı ve bu mekan 7 ay oluyor değil mi? Bizlerle buluşturalı. Ama ben biliyorum ki değil mi? Biraz evvel konuştuğumuz gibi dedeye dayanan keyifli bir geçmiş var. Ben de tabii bu hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Yıllara dayanan bu keyifli hikaye nasıl başladı? Çok 1960'lı yıllarda dedem daha önce bu işlerle uğraşmış. Tabii eskiden kısıtlı şeylerle, imkanlarla Giresun Avcı'da bulunan başlamış. Tabii daha da eskiye dayanıyor işte abileri falan bu işlerde. Yani tam bir alaylıyız o zaman. Tabii. Dededen toruna mı geçti? Dededen toruna. Biz de işte geldik İstanbul'a kasap işleriyle uğraşırken. Buradaki açığı fark ettik değil mi? Yani, böyle güzel bir mekan yoktu burada. Kendi işimizi yapmaya karar verdik. Zaten yemek yaparken kasapta da yemek olsun, dışarıda evde de olsun bir şeylik vardı zaten hani. Heves vardı. Evet. Bu bir istek zaten, bu bir aşk değil mi? Bu bir aynen tutku. Şimdi zaten herkes istediğine olmadı mı zaten olmuyor. Kesinlikle. Sevmeden olmaz bu tabii meslek. Tabii ki aynen öyle. Dedik biz de kendi ticaretimizi yapmışken öyle bir kıta sektöründe tekrardan başlayalım. Öyle süper başlayalım. Olmuş. Burada 7 aydır Yetpa Ticaret Merkezi Ataşehir'de Köfteci Hüseyin olarak hizmet evet, vermektesiniz. Evet, peki efendim bu hizmetten bizler kaçta kaç arası yararlanıyoruz? Saat 8'de başlıyor. 21 arası. Çok uzun bir zaman dilimi. Allah sıhhat afiyet versin diyoruz şimdiden sizlere. Peki efendim bu güzel mekan gerek terasıyla gerekse bu ferah haliyle salonuyla bizlerle birlikte aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyoruz? Şu anki şeyle yani sistemine 80. Oldukça fazla. Yani 80. Tüm çalışanlar burada yemek yiyor anladığım yani kadarıyla. Evet. Ama siz yine diyorsunuz ki buraya gelemeyenler üzülmesin. Yani bizler paket olarak tabii onların ayağına gideriz yapıyoruz diyorsunuz. Şu anda zaten biraz daha arttırmayı düşünüyoruz dışarı paket. Hedefleri biraz yani sonra soracağım ama önce şu güzel lezzetleri biraz tabii anlatmanızı tabii istiyorum. Burada tabii ki el emeği göz nuru olarak bir ızgara köftemiz var sizin ızgara bu usta ellerden tabii çıkan. Izgara deyince her şey var değil mi? Adana'dan Urfa'ya, kanattan Urfa'ya, şişe. Gelirse ızgara çeşitlerimizde yani kasap olduğumuz için et bizden sorulur diyoruz. Ve burada gelen konuklar tabii ki çorba. Biz Türk milleti çorbayı çok severiz. Tabii. Ve burada sabahtan akşama kadar çorbamız çorba bir var tane çeşidimiz tabii var. Ki. Ve gene konuklar bizde taleplerle büyüyoruz aslında. Sulu yemek talebiyle de her gün farklı farklı bir çeşit sulu yemek bizlerle tabii buluşuyor. Bugün şansımıza İzmir köfte çıktı. İzmir köfte ve efendim muhteşem Ezogel'in çorbamız var. Peki efendim burada nelere dikkat ediyoruz? Etimizi nereden alıyoruz? Ne yapıyoruz? Etimiz bildiğimiz gibi kendi bu işin piri biziz diyorsunuz. Yani, hem de kendi kasabımız diyelim. Orada Diamond kasabı olur. Kendi mekanımızdan tabii burada yemeğe dönüşüyor. Yani yemeğe dönüşüyor. Etler genelde Balıkesir. Değil mi? İlecek çevresinden. Mevsimine yani uygun olarak tabii, bizlerle uygun buluşuyor. Oradan kesimi yaptırılıyor. Aynen. Birebir taze şeklinde.
bizlere gönderiliyor. Tabii. Aynen. Ve sonra usta ellerle buluşuyor o etler. Buluşuyor. Ve bu muhteşem vazgeçilmez lezzetler ortaya çıkıyor. Ustacığım, burada tabii ki bir de bu yemeklerin sonrasında olmazsa olmaz tatlılarımız var. Evet, hani el emeği, bunlar da el emeği baklavamız ve el emeği sütlacımız da bizlerle buluşuyor. Peki biraz evvel söylüyordunuz ama ben şimdi hemen soracağım tabii ki onu. Hedefler arasında neler var diyeceğim ustacığım. Hedeflerimizde tabii ki Yetva içinde sınırlı kalmayı düşünmüyoruz. Yaşımız itibariyle de zaten. Çok genciz. Yani, hedefler büyük. Hedefler büyük çünkü başarıya ulaşmak için yıldızlara hedef almak lazım. Elmaya ulaşabilmek için. Kesinlikle. Öyle düşünüyoruz. Ondan dolayı. Biz de Allah utandırmasın diyoruz. Bu güzel mekan tüm ilçelerimizde olsun. İnşallah. Ve bizler de bu hasret kaldığımız lezzetlere sizler sayesinde ulaşabilelim diyoruz ustacığım. Belirlediğimiz bir yer var mı? Anadolu yakası, Avrupa yakası? Şu anda daha 7 aylık bir süre içerisinde şu an Anadolu yakasında düşünüyoruz ama bir yılı bulur, belki 6 yılı bulur. Henüz düşünce safhasında, amaç büyük. Daha yoğun insanların çatı üzeri Çekmeköy olabilir. Veyahut, ben anlıyorum ki istiyorsunuz ki herkes bu lezzetten yararlansın diyorsunuz. Sınırlı kalmayalım. Çıkışımız Gencik'e olsun, daha ilerlere varabilmek için. İnşallah biz de bu güzel mekanın daha da şubeleşerek uzun yıllar bizlerle olmasını diliyoruz. Ama hep aynı kaliteyle, İnşallah. Aynı lezzetlerle ve bu gülen yüzle birlikte. Sağlıcakla kalın ustacığım. Sağ olun efendim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Ataşehir İstanbul'dan Yetpa Ticaret Merkezi'nden bu muhteşem lezzetlerden Köfteci Hüseyin'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve herkesi bir kez olsun bu lezzete davet ediyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.